Değerli öğrenciler merhaba. Felsefe soru çözümüyle birlikteyiz. Bu hafta sizlere 18-19. yüzyıl felsefesinden sorular hazırladık. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu parçaya göre birinin erdemli insan olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Kant'a göre insanların yaptığı herhangi bir davranışın ahlaki eylem olarak kabul edilebilmesi için o davranışın ahlaki yasa dışında hiçbir unsura dayanmaması gerekir. Yani kişi ancak görev bilinciyle davranışta bulunduğu zaman ahlaki eylemde bulunmuş olur. Örneğin öz çıkardan dolayı dürüst davranan ya da iyilik dürtüsünden dolayı sevecen davranan birinin davranışları ahlaki eylem niteliği taşımaz ve bu kişilere erdemli insan denilemez. Ahlakın özü yasa kavramından türetilmeli, herhangi bir unsur ile karışmamalı ve görev bilincine dayanmalıdır. Kant'ın ödev ahlakı ile ilgili çok net bir metin arkadaşlar. Erdemli insan olarak tanımlanmak neye bağlı? Bakalım. A başkalarının sorunlarını üstlenmek mi? Burada sorumluluktan söz etmedi başkalarının sorunlarından. B toplumun menfaatine kulak vermesi de kişiyi erdemli insan yapmıyor. Yukarıda bahsedilmedi ona ilişkin bir şey söylenmedi. C herkes tarafından iyi olarak tanınmak. Erdemli olmanın koşulu mu ya da erdemli olmak için gerekli mi? Hayır. D. insanların hata yapacağını kabullenmek yine Metne dayalı olarak çıkaramayacağımız bir yargı ama e bir koşul sunmadan eylemde bulunmasına evet ödev bilinciyle görev bilinciyle yaptığı zaman o eylem ahlaki eylem olur dedi zaten metin bize. bu nedenlerle doğru cevabımız e seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuzla devam edelim Ruso'nun düşüncelerine göre genel iradeyi yansıtmayan bir kararın toplum üzerindeki olası etkileri neler olabilir? Jean-Jacques Rousseau Toplum Sözleşmesi adlı kitabında bireylerin özgür doğduğunu ve herkesin eşit haklara sahip olduğunu iddia eder. Ancak toplumsal yaşam kuralları altında bu özgürlüklerin kısıtlandığını savunur. Rousseau genel iradenin esas olduğu bir toplumsal sözleşme fikrini öne sürer ki bu toplum üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda kolektif bir karar sürecine katılımını ifade eder. Bu sözleşme bireysel isteklerin aksine toplumun genel iyiliğini ve toplumsal uyumu temele alır dedi hem toplumsal sözleşmeye hem genel iradeye vurgu yaptı arkadaşlar e, genel iradeyi yansıtmayan bir karar alınırsa toplum üzerinde olası hangi etkiler ortaya çıkar diye soruyor sorumuz bize a hükümetin otoritesi artar ve bu da toplumsal sözleşmenin gücünü artırır. Şimdi eğer genel iradeyi yansıtmayan bir karar alınıyorsa arkadaşlar ortada bir dengesizlik, bir uyumsuzluk belki de bir adaletsizlik ararız, değil mi? Yani çok da e, olumlu olmayan bir durumla karşılaşırız. İşte burada hükümetin otoritesi arttığında toplumsal sözleşmenin gücünü artar, gücü artar diyemeyiz arkadaşlar. Toplumun uyumlu halinin bozulması söz konusu olabilir bu güçten dolayı. B Ve... Toplumsal dayanışma ve uyum güçlenir çünkü bütün kararlar kolektif bir görüşü yansıtır diyor. Şimdi genel iradeyi yansıtmıyorsa bir karar burada toplumsal dayanışma ve uyumun güçlendiğinden söz edebilir miyiz? Hayır, eleyebiliriz. C bireylerin güveni sarsılır ve toplumsal sözleşmenin meşruiyeti zayıflar. Evet, ne dedi? Zaten genel iyiliğe ve toplumsal uyuma e, vurgu su arkadaşlar. Eğer genel iradeyi yansıtmayan bir karar olursa bu uyum bozulabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız C. D. Ekonomik kaynakların daha adil dağıtımını sağlar. Çünkü bireysel çıkarlar gözetilmez. E, ekonomik kaynakların adil dağıtılıp dağıtılamayacağını da kestiremeyiz arkadaşlar. Çünkü genel iradeyi yansıtan bir durum yok ortada. Belki adil dağıtım gerçekleşmeyecek. Eleyebiliriz. E. Bireyler arasında rekabeti artırır ve bu da toplumsal refahın artışını destekler. Şimdi bireyler arasında rekabet olduğu zaman toplumsal dayanışma ve uyumun bozulduğunu varsayırız. Çünkü insanlar birbiriyle rekabet içerisine girmiştir. Genel iradeyi yansıtmayan bir karar da dolayısıyla rekabeti de artırabilir. Bu da toplumsal refahın artışını destekleyebilir. Bu nedenlerle arkadaşlar genel iradeyi yansıtmayan bir kararın toplumlar üzerindeki etkisi C seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuzla devam edelim. Evet, Hegel ile ilgili bir soru dönemin ünlü filozofu diyor ki buna göre Hegel'in varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Hegele göre bütün varlıkların temelinde düşünsel bir yapıda olan tin yer alır. Tin kendisi için varlıktır ve kendini tam olarak tanımamaktadır. Kendini tanımak, kendi bilinç ve özgürlüğüne erişmek için karşıtı olan doğada kendini görmesi gerekmektedir. Ancak doğaya dönüşürken kendini yitiren tin doğayı da yeni bir dönüşüme zorlar. Doğa ve tinin uzlaşmasıyla toplum ortaya çıkar. Bu sebeple tinin kendini bilip tanıma süreci insanlık tarihi zemininde tez, antitez ve sentez üçlüsünden oluşan bir değişimi içermektedir diyor. Ki biz biliyoruz ki bu tez, antitez, sentez aşamaları bizi diyalektik fikrine götürüyor değil mi arkadaşlar? Diyalektik yöntemi. Peki seçeneklerde baktığımızda diyalektik idealizm diyor. İdealizmi nerede görüyoruz? Her şeyin temelinin düşünsel bir yapıda olduğunu sin olarak belirlemesinde görüyoruz. Bu nedenlerle doğru cevabımız Hegel'in görüşü B seçeneğinde yer alıyor. A mantıkçı pozitivizm arkadaşlar. Pozitivizmin 20. yüzyılda aldığı şekil bir önerme e, doğrulanabiliyorsa anlamlıdır. Doğrulanamıyorsa anlamsızdır. Yani bir önerme bir olguya karşılık gelmelidir. Eğer gelmiyorsa bu önerme metafiziktir, anlamsızdır, reddedilmelidir anlayışıydı. C fenomenoloji, görüngü bilim, öz bilim, Husserl'in felsefesiydi arkadaşlar. Bilincin karşısında duran nesnelerin özlerine inmek gerektiği fikrini savunuyordu Husserl. D yeni ontoloji, ontolojinin 20. yüzyılda Nikolay Hartman'la aldığı bir şekildi. Varlık katmanlarından söz eder Nikolay Hartman. E varoluşçuluk, egzistansiyelizm özellikle Sartre'ın felsefesiyle e, vücut bulmuş adeta e, insanın kendi kendinde bir değer olduğunu savunan anlayıştı. Dolayısıyla Hegel'in söz edilen varlık görüşü B seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuzla devam edelim. Evet, metne göre insanların toplumsal bir düzende yaşamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Görüşleriyle modern liberalizmin temellerini oluşturan Locke'a göre insanlar yaşamak, özgürce kendini ifade etmek, mülkiyet edinmek gibi temel haklara sahiptir. Toplumsal sözleşme teorisinde insanların haklarını koruyacak bir hükümet kurmak için rıza gösterdiklerini, eğer hükümet bunları koruma görevini yerine getirmezse insanların hükümeti değiştirme hakkının da olduğunu söyler. Lok hükümetin güçlerinin sınırlı ve görevlerinin belirlenmiş olması gerektiğini ve bunun gerçekleşmesi için de yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında bir ayrım olması gerektiğini savunur. Lok'un siyaset felsefesine ilişkin görüşleri yer aldı metinde arkadaşlar ve Lok en başta ne dedi? İnsanlar yaşamak, özgürce kendini ifade etmek, mülkiyet edinmek gibi temel haklara sahiptir dedi. O yüzden toplumsal bir düzende yaşamalarının temel nedeni de işte arkadaşlar A seçeneğinde yer alan doğal haklarının korunması. Bu haklarının korunması için bir devlete ihtiyaç olduğunu söyledi arkadaşlar. B güçlü bir liderin yönetimine ihtiyaç duyulması. Liderin gücüne bir vurgu yapmadı. C ekonomik refahın artırılması mı toplumsal düzende yaşamamızın temel nedeni? Tabii ki Locke da ekonomik refahın artırılması yönünde görüşlere sahip ama parçaya yansıtmadı bunu. De devlet yapılanmasının karmaşıklığı, bu karmaşadan da söz edilmedi. Bu yapının karmaşık ya da basit olması da tartışılmadı. E dini inançların toplumsal hayata yansıtılması dinle ilgili herhangi bir görüşte yer almadı parçada arkadaşlar. Temel neden doğal hakların korunması. Doğru cevabımız A.